Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik atölyem kitabında doğrusal ilişkiler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Doğrusal ilişki nedir arkadaşlar? Bunun, öncelikle bunu bir inceleyelim. Y eşittir. Ax artı b veya Ax artı by artı c eşittir 0 biçimindeki x ve y değişkenlerinin kullanıldığı denklemlere doğrusal denklemler diyoruz doğrusal denklemlerde x ve y arasında doğrusal ilişki vardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci tabloya bakacak olursam şu tabloya bakıyorum. x1 iken y2 x2 iken y4 x3 iken y6 x4 iken y8 arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz y'nin değeri x'in değerinin 2 katı arkadaşlar. Onun için y eşittir 2x diyoruz. İkinci tabloya bakıyorum x1 iken y3 x2 iken y5 arkadaşlar. Burada bütün sayılar arkadaşlar denememiz gerekiyor. Direkt birinci sayıda işte bu doğrusal denklemin doğrusal ilişkisi budur demek bizi bazen hataya düşürebilir. Onun için bütün sayılar deneyeceğim. Şimdi y benim için arkadaşlar o halde x'in iki katından bir fazladır diye söylüyoruz. Bakın x yerine bir koyarsam 2 çarpı 1 artı 1 2 kere 1 2 artı 1 3 oldu. Y'nin değeri 3'tü. X yerine 2 koyuyorum. 2 kere 2 artı 1 diyoruz. 4 artı 1'den bakın 5'i yakaladık. X yerine 3 koyarak bu işe devam edeceğiz arkadaşlar. Size önerim mutlaka sonuna kadar devam edin. Evet. Birinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki grafiklerden doğrusal ilişki gösterenleri tek ile diyor arkadaşlar. Doğrusal ilişki dediğimiz şu aslında. Yani birisi artarken diğeri artıyorsa, birisi artarken diğeri azalıyorsa veya birisi sabitken diğeri hep aynı şekilde devam ediyorsa biz bunlara doğrusal ilişki vardır diyeceğiz. Şimdi buraya bakıyorum. Burada doğrusal ilişkimiz yok arkadaşlar. Birinci de A'da. İkinciye bakıyorum bakın. Burası artarken diğeri de artıyor arkadaşlar. Düzenli bir artış içerisinde o halde doğrusal ilişki vardır diyorum. Evet C'ye bakıyorum. Birisi arkadaşlar artarken diğeri sürekli sabit. O halde bir doğrusal ilişki vardır diyoruz. Ç'de de arkadaşlar bakın bu direkt artıyor. Yani aslında burada buraya x ekseni buraya y ekseni dersem y artarken x sabit kalıyor. O halde burada da bir doğrusal ilişki vardır diyorum. D'ye bakıyorum. Burada arkadaşlar düzenli bir artış yok. Kavisli bir durum var. Doğrusal ilişki yoktur diyoruz. E'ye bakıyorum. Önce biraz azalıyor sonra sabit devam ediyor. Burada bir doğrusal ilişkiden söz edemeyiz arkadaşlar. Evet F'ye bakıyorum arkadaşlar. Y azalırken X artıyor. Doğrusal ilişki vardır diyoruz. Evet G'de doğrusal ilişki yok arkadaşlar. Biraz artıyor. Sabit gidiyor. Tekrar artıyor. Böyle bir doğrusal ilişki olmaz. H'de de bir doğrusal ilişki yoktur diyorum. I'da bir doğrusal ilişki var arkadaşlar. Belli bir noktadan başlıyor. Sonra düzenli olarak artıyor. Burada bir doğrusal ilişki vardır diyoruz. Son iki durumda da doğrusal ilişkiden söz edemeyiz. İkinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıda aşağıda tabloları verilen X ve Y'lerin arasında doğrusal ilişki olanları tik ile belirleniyor diyor arkadaşlar. Aynı zamanda da bunların hangi doğrusal ilişki yani denklemini de yazalım. Şimdi X'e bakıyorum. 4 y1. Y2 iken x8. Y3 iken x12. Y4 iken x16. O halde şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bakın. X'in değeri Y'nin 4 katıdır arkadaşlar. O halde X eşittir 4 Y'dir diyorum. Yani doğrusu ilişki vardır diyoruz. Bütün durumları deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın Y1 iken 4 kere 1 X4'tür y 2 iken 4 kere 2 8'dir. y 3 iken x 12'dir. y 4 iken x 16'dır. Tüm durumları lütfen deneyiniz. B'ye bakıyorum. x 2 iken y 4 x 3 iken y 6 x 4 iken y 8 x 5 iken y 10 arkadaşlar. Baktığımız zaman hep arkadaşlar ne var? Çarpı 2 var. O halde bir doğrusu ilişki vardır diyorum ve y eşittir x'in iki katı arkadaşlar. 2x'e eşittir diyoruz. C'ye bakıyorum. x1 iken y2 2 kat var arkadaşlar. x3 iken y9 3 kat var. x5 iken y 20 4 kat var. 7'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar 3 kat var. Bakın burası olayı bozdu diyoruz. Bir doğrusal ilişkiden söz edemeyiz. Ç'ye bakıyorum x birken y 3 3 katı çarpı 3 diyelim. x 2 iken 3 katı. x 3 iken y 6 arkadaşlar. Bakın burada çarpı 2 var. 2 katı oldu. x 4 iken y 12. Burada da yine çarpı 3 var. Burada kim bozdu? Şu 3 ve 6'nın durum bozdu arkadaşlar. Diğerleri 3 katıydı. Ama orada 2 katı var. O halde doğrusal ilişki yoktur diyoruz. Evet D'ye bakıyorum. X5 iken Y 11, X7 iken Y 15, X9 iken Y 19. Arkadaşlar burada bir doğrusal ilişki vardır diyeceğiz. Bakalım nasıl bir ilişkimiz var? Ben 5'i ne yaparsam 11 olur arkadaşlar? Bunu düşünüyorum. 5'i mesela 2 ile çarpar. 1 eklersem 5'i 2 ile çarparsam 10, 1 eklersem 11 oldu. Bakalım diğerlerinde olacak mı? Y eşittir 2x artı 1 dedim düşünüyorum. x yerine 2, 7 koyuyorum arkadaşlar. Şöyle yazalım. 2x artı 1 de x gördüğüm yere 7 yazıyorum. 2 çarpı 7 artı 1. 2 kere 7 14 artı 1 eşittir 15 oldu arkadaşlar. Bakın burada 15'i elde ettim. x gördüğüm yere 9 koysam 2 kere 9 18 bir daha 19. Evet elde edildi. 11 koysam x yerine 2 kere 11 22 bir daha 23 evet bu da doğru oldu arkadaşlar evet doğrusal ilişki vardır diyorum e'ye bakıyorum x birken y 2 arkadaşlar hemen şunu demeyelim x'in 2 katıdır demeyelim arkadaşlar çünkü eğer öyle bir şey dersek o zaman 3'ün de 2 katı 6 olması gerekiyordu ama burada y 8 arkadaşlar o zaman şöyle düşünüyorum ben x'i ne yaparsam biri elde, iki elde ederim arkadaşlar. Öyle düşüneceğim. Biri ne yaparsam iki elde ederim. Mesela ben 3x eksi 1 desem. Yani x gördüğüm yere 1 yazsam. 3 kere 1 eksi 1 desek 2 elde diyoruz diye bakıyorum. 3 kere 1 3 eksi 1'den 2 elde ettim. Devam ediyorum. x gördüğüm yere 3 yazıyorum. x eşittir 3 için diyelim. 3 x eksi 1 de 3 çarpı 3 eksi 1 3 kere 3 9 eksi 1 evet eşittir 8'e elde ettik arkadaşlar. Diğerlerine devam ederseniz arkadaşlar elde edileceğini görüyoruz. Evet üçüncü etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki tablolarda verilen x ve y'lerin arasında doğrusal ilişki vardır diyor arkadaşlar. Bu sefer doğrusal ilişki var mıdır diye sormuyor. Doğrusal ilişki vardır diyor. Buna göre doğrusal ilişkiyi gösteren denklemi bulunuz diyor. Denklemi direkt bulmamı istiyor. X'e bakıyorum. X1 iken, Y5. Yani X 1 iken Y 5. Yani X'in 5 katı gibi diyebilirim. X 2 iken Y 10. Evet yine 5 katı geçerli. Burada bütün sayıları kontrol ediyoruz arkadaşlar. X 3 iken Y 15. O halde diyorum ki X 4 iken Y 20 ise bizim doğru denklemimiz Y eşittir 5x'tir diyoruz. Yani x'in 5 katı y'ye eşittir diyoruz. B'ye bakıyorum. x 1 iken y 1, x 3 iken y 5 arkadaşlar. O zaman ben 3'ü ne yapsam 5 elde ederim? 3'ün 2 katını alıyorum. 1 eksi arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Bunu sanki örüntüde de örüntü konusu vardı geçen sene biliyorsunuz. Oradan da düşünebilirsiniz bakın. 3'ten 1'i çıkarıyorum 2'dir. 2'nin yanına bu seferde arkadaşlar x getirdim düşünüyorum. Daha sonra 3'ü yerine koysam 2 çarpı 3 6 olur. 6'yı ne yapsam 5 olur. 1 çıkarırsam diyorum. O halde buraya eksi 1 yazıyorum. y eşittir 2x eksi 1'dir diyoruz. Diğer sayılarda siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. C'ye bakıyorum x 2 iken y 7 arkadaşlar. Ben 2'yi ne yapsam 7'yi elde ederim şeklini düşünüyorum. Mesela 7'yi elde etmek için x'in 3 katını alsam. Yani 2'nin 3 katı 6'dır. Bir de 1 eklemem gerekir. Peki 4'te geçerli mi? 4'ün 3 katı 12. 1 eklersem 13. Evet o zaman doğru oldu gibi. Yazalım bir. Y eşittir. 3x artı 1'dir diyorum. Evet. Mesela 8'i koysak. 3 kere 8 24. 1 eklersem 25 oldu. O halde doğru durumu yazdık diyoruz. Evet Ç'ye bakıyorum arkadaşlar. X eksi 1 iken Y eksi 6 X 0 iken Y eksi 2 Gençler burada negatif sayılardan biraz uzak durabilirsiniz. Burada şunu yapabilirim. Direkt arkadaşlar mesela ben 2 ve 6'yı değerlendirelim. 2'yi ne yapsam 6 olur. 2 katın 2 fazlası desem olur mesela ama bu sefer de 1'in 2 katını alsam 2, 2 fazlası 4 olmadı. Demek ki başka bir şey düşüneceğiz arkadaşlar. 2'yi ben 6 ile nasıl elde ederim? 2'nin 4 katını alsam y eşittir. 4 katını alsam 4, dör, 4 kere 2 8. 2 eksiltirsem 6'dır. O zaman 4x eksi 2 diyorum. Diğer durumlarda mesela ben X gördüğüm yere 1 yazsam. X eşittir 1 için diyorum. 4 çarpı 1 eksi 2. 4 kere 1 4. 4 eksi 2'den 2'yi elde ettik mi? Evet elde ettik diyoruz. Diğer durumlarda siz deneyebilirsiniz. Evet D'ye bakıyorum arkadaşlar. X 2 iken Y 11. X 5 iken Y 32. Şimdi 2 ve 11'i görünce direkt aklıma 5 katı geliyor mu? 5'i gördüğüm zaman 5 katı 25 direkt arkadaşlar 32'ye elde edemem gibi geliyor. Yani 5x demem doğru değil gibi geliyor. O zaman şöyle desek y eşittir 7x eksi 3 desem arkadaşlar deneyelim. Mesela x gördüğüm yere 5 yazıyorum. x eşittir 5 için diyorum. 7 çarpı 5 Eksi 3. 7 kere 5 35. Eksi 3 30 2'yi verir diyoruz arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar 32'yi elde ettim. O halde y eşittir. 7x eksi 3 bizim buradaki doğru denklemimiz oluyor. Diğerlerini de siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet dördüncü etkinliğe bakıyorum. Fatih içinde 20 TL olan kumbarasına her hafta 25 TL atmaktadır. Buna göre kumbarada biriken para y ile geçen süre x ile x arasındaki doğrusal ilişkiyi bulunuz diyor arkadaşlar. da 20 lirası var ve biriken para y arkadaşlar. O zaman y eşittir. Başlangıçtaki parayı yazıyorum. 20 artı. Her hafta 25 lira atıyor. Geçen süre arkadaşlar x'miş. O halde x hafta diye düşüneceğiz. 25 çarpı x'tir. 20 artı 25x bizim buradaki doğrusal ilişki denklemimizdir diyoruz. E, taksimetre sorusu arkadaşlar, bir taksimetre'nin açılış fiyatı 3 liradır. Her kilometre içinde 2 TL ücret oluyor. Buna göre taksimetredeki toplam tutar, toplam miktar y ile gidilen yol miktarı x arasındaki doğrusal ilişki bunu diyor. Y eşittir diyorum arkadaşlar. Açılış ücreti 3 liraydı. 3 artı. Şimdi taksimetreye bindiğimiz zaman arkadaşlar önce ne yapar? 3 lira bir aşırı ücreti koyar. Daha sonra her gittiğimiz kilometre başına para veririz arkadaşlar. Burada kilometre x diyoruz. Kaç kilometre gittim? x kilometre gittim. Her kilometresi 2 liraysa o zaman 2x de ücret öderim diyorum. Y eşittir 3 artı 2x bizim doğrusal ilişki denklemimiz olur diyoruz. 6. soruya bakıyorum. 40 cm uzunluğundaki bir fidan her gün 2 cm uzamaktadır. Fidanın boyu ne ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişkiyi bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi fidanın boyu ne olacak arkadaşlar? Başlangıçta 40 cm artı her gün 2 cm arkadaşlar. Mesela bir gün 2 kere 1 2. 2 gün 2 kere 2 4. Üçüncü gün Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 2 kere 1, 2 kere 2, 2 kere 3, 2 kere 4. Buradaki değişken kim arkadaşlar? Bu. Bu değişken bizim için işte arkadaşlar buradaki k olacak diye düşünüyoruz. O halde 2 çarpı k'dir. n eşittir 40 artı 2 çarpı k'dır diyebilirsiniz isterseniz. 7. soruya bakıyorum. Deposunda 40 litre benzin bulunan bir otomobil her 100 kilometrede 5 litre benzin harcamaktadır. Buna göre depoda kalan benzin miktarı ile gidilen yol miktarı arasındaki doğrusal ilişkiyi bulunuz diyor arkadaşlar. 100 kilometrede 5 litre benzin harcıyorsa arkadaşlar 1 litre benzinle kaç kilometre gider? 100'ü ben 5'e bölecek olursam arkadaşlar sadeleştirsek bakın 100 kilometre bölü 1 litredir. Bunu şöyle okurum. 1 litrede 20 kilometre gider diye okurum arkadaşlar. Şimdi depomuzdaki kalan benzin K ile gösteriliyordu. Toplam 40 litre vardı ve buradan eksilecek. Peki ne kadar eksilecek arkadaşlar? Her 20 kilometre gittiğimiz zaman 1 litre eksilecek. O zaman M bölü 20 diyorum arkadaşlar. Her 20 kilometrede 1 litre eksilecek şeklinde denklemimizi kuruyoruz. 8. soruya bakıyorum. Akif içinde 20 litre su bulunan bir depoya her gün 5 litre su koymaktadır. Depodaki su miktarı M ile geçen süre arasındaki doğrusal ilişkiyi arkadaşlar M eşittir 20 artı 5 T olarak verdi. Buna göre depodaki su kaçıncı günde 120 litre olur diye soruyor. Bizim doğrusal ilişki denklemimiz M eşittir 20 artı 5 t arkadaşlar. t burada geçen zaman. Şimdi m neydi? Biriken su miktarıydı. O halde ne istiyoruz? 120 litre biriksin istiyorum. 20 artı 5 t'yi aynen yazıyorum. Buradan arkadaşlar bizim bildiğimiz denklem çözme işine giriyoruz. 20'yi karşıya gönderiyorum. 120 eksi 20 eşittir 5 t 120'den 20 çıkarıyorum. 100 eşittir. 5'te her iki tarafı 5'e bölersem t eşittir 20'dir arkadaşlar. Demek ki 20. gün artık depoda 120 litre su olur diyoruz arkadaşlar. Evet 9. soruya bakıyorum. <laughs> Pardon. Aşağıda iki farklı cep telefonu operatörünün internet kullanımı, kullanım ücretleri arasındaki doğrusal grafik verilmiştir. Grafiğe göre iki operatörden 7 GB internet kullanıldığında faturaya yansıtılacak ücretler arasındaki fark ne kadar olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burası kullandığım internet yani 2 GB kullanmış. Başlangıçta birisi 9 lira diğeri 10 lira. Şimdi ben şunu grafiğe baktığım zaman şunu görmem gerekiyor. 2 GB internette arkadaşlar şurada ne olmuş? 1 TL'lik fark kapatılmış arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Her 2 GB'da şu A operatörü arkadaşlar B operatöründen 1 lira fazla kullanılıyor arkadaşlar. O zaman şöyle desem direkt yazsam. Grafiğe göre diyorum arkadaşlar. Her 2 GB'lik kullanımda 1 TL'lik ücret farkı olacak diyorum arkadaşlar. her 2 GB kullanımda 1 TL'lik fiyat farkı olacak diyoruz. Şimdi 2 GB kullandığım zaman ne oldu arkadaşlar? birbirine eşit oldu diye bakıyorum. Şimdi toplam kaç GB alacaktık? 7 GB. Ben 7'den eşitliğe kadar 2 GB kullanmıştım. 7'den 2'yi çıkartırsam 5 GB daha alacağız arkadaşlar. Daha kullanacağız. Şimdi 5 GB için şöyle konuşmam gerekiyor. Şimdi her 2 GB'da 1 TL fark varsa arkadaşlar o zaman şöyle diyebilirsiniz direkt. 5 GB'da ne kadar fark vardır gibi bir cümle kullanabiliriz arkadaşlar. Veya şöyle desek. 4 GB arkadaşlar. 4 da 2 TL'de 1 TL fark, 2 GB'ta 1 TL fark varsa 4 GB'ta 2 TL'lik fark vardır diyoruz arkadaşlar. Biz 5 GB kullanacaktık. Geri 1 GB kaldı. 1 GB için de arkadaşlar 2 GB 1 TL ise 1 GB da 50 kuruştur arkadaşlar. Yani 0.50 TL'dir diyorum. Fark olur diyelim. O halde fiyat farkımız ne oldu arkadaşlar? Bakın şu ikisinin toplamına denk oldu. 2 artı 0 tam %50 2 tam 10'da 5 TL'lik fiyat farkı oldu diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki işin püf noktası arkadaşlar şu 7'den 2'yi çıkarmak var ya arkadaşlar. Çünkü 2 GB'ye kadar eşitlendi. 2 gbtan sonrasına bakıyorum. Şurası yukarı doğru giderken burası böyle aşağı doğru gidecek arkadaşlar. Bu aradaki fiyat farkını istiyor bizden. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Evet burada arkadaşlar dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.